Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Güncelleri hepsini tek bir videoda birleştirdik. 200 tane güncel paylaşacağız sizinle. Çoğu arkadaş güncelle ilgili mesaj atıyor. Ben de istiyorum, ben de istiyorum diyor. Bu videonun altında PDF'leri paylaşacağız arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz. PDF'ler videonun altında olacak arkadaşlar. Başlayalım hemen. 2020 Ağustos ayında patlayıcılarla dolu deponun patlaması sonucu birçok kişinin yaşamını yitirdiği yer Beyrut Limanı arkadaşlar, Lübnan. Beyrut Limanı. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunun ismi nedir? Bataklık Operasyonu. Patara Antik Kenti nerededir? Antalya arkadaşlar. 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Patara'yı ilan etmiştir arkadaşlar, onu da bilelim. Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı olarak seçilen kişi Ekaterini Sekalaopoulou. Arkadaşlar. Averroes olarak bilinen İslam alimi kimdir? İbn-i Rüşd. Çıkabilir arkadaşlar. Bekliyorum bunu. Dünya Hava Oyunları 2020 yılında hangi ülkede yapılacaktır? Türkiye arkadaşlar. Arkadaşlar hızlı hızlı geçiyorum. Siz zaten indirip biraz kendiniz göz atarsınız sınavdan önce. Devam edelim arkadaşlar. 2021 yılında İslam Dayanışma Oyunları hangi ülkede yapılacaktır? Türkiye. Şenyurt sınır kapısı hangi ilimizdedir? Mardin. Arkadaşlar bazen sınır kapılarını sorabilirler. Şenyurt'u kaç tane arkadaşta oluyor? Cüce gezegen olarak bilinen gezegen hangisidir? Plüton. 2022 yılında bütün nükleer santrallerini kapatma kararını alan ülke Almanya arkadaşlar. Güzel bir güncel oradan. Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na kim getirdi? Profesör Doktor Birol Çetin. İdam cezasına çarptırılan eski Pakistan Cumhurbaşkanı kimdir? Pervez Musharraf. 2019 yılında yanan Notre Dame katedrali hangi ülkededir? Fransa arkadaşlar. Bir katedral daha yanmıştı orada, onu da bilelim. 2019 yılında vefat eden Domates Güzeli lakaplı oyuncumuz kimdir? Ayşen Guruda. İslam İşbirliği tarafından 2020 yılında turizm başkenti seçilen Gebele hangi ülkededir? Azerbaycan. Soru farklı şekilde de gelebilir. İslam İşbirliği tarafından 2020 yılı turizm başkenti neresi seçilmiştir? Gebele arkadaşlar. Soru böyle de gelebilir. 2020 yılında Türk dünyası kültür başkenti seçilen HİV hangi ülkededir? Özbekistan. Soru tekrar böyle gelebilir. 2020 yılında Türk dünyası kültür başkenti arkadaşlar HİV. Şunu tekrar bir belirtelim arkadaşlar. İslam İşbirliği tarafından turizm başkenti Gebele, 2020 yılında Türk dünyası kültür başkenti HİV arkadaşlar. Kim milyoner olmak ister yarışmasında 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazanan kişi Arda Ayten. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün mimarı kimdir? Michael Villacoux. Okuyamıyorum arkadaşlar, kusura bakmayın, işte bu. Michael Villacoux. 2020 İslam Dünyası Gençlik Başkenti olarak seçilen Dakka hangi ülkenin başkentidir? Bangladeş. Arkadaşlar İslam Dünyası Gençlik Başkenti Dakka'dır. Onu da bilelim. Hani Gençlik Dakka'da bir diye bir kodlama vardı. Onu da bilelim arkadaşlar. Dakka. Gençlik. Dünya Tekvando Federasyonu tarafından yılın kadın sporcusu ödülüne layık görülen sporcumuz İrem Yaman. Kadın sporcusu ödülü arkadaşlar İrem Yaman. Yaman bir kadın diyebilirsiniz. Öyle de kodlayabilirsiniz. Cameli Yöresi Biyosfer Rezervi alanı hangi ilimizdedir? Artvin. İlk kaya gazı kuyusu hangi ilimizdedir? Diyarbakır arkadaşlar. Sedprere Kilisesi hangi ilimizdedir? Hatay. Çıkma ihtimali yüksektir arkadaşlar. Coğrafyada da çıkabilir. Türkiye Merkez Bankası Başkanı kimdir? Murat Uysal. Borçlarını ödeyemeyerek iflas ettiğini açıklayan ülke Lübnan'dır arkadaşlar. Şeyh-i Ekber kimin eseridir? Muhittin Arabi. Lisansa da bir eser sormuştur arkadaşlar. Bilelim bu eserleri. Osmanlı Devleti'ne kılıç kuşanma merasimleri hangi camide yapılırdı? Eyüp Sultan Camii'nde.
Birleşmiş Milletler'in kurulma kararı hangi konferansta yapıldı? Yalta. Birleşmiş Milletler hangi konferansta kuruldu? San Francisco. Arkadaşlar bu ikisi arasındaki ayrımı bilelim. Kurulma kararı Yalta. Kurulması San Francisco'da arkadaşlar. Gentile Bellini tarafından portresi yapılan padişah Fatih Sultan Mehmet'tir. Gül koklayan Fatih eserini çizen kimdir? Nakkaş Sinan Bey arkadaşlar. Mücerrepname kimin eseridir? Sabuncu Yolu Şerafettin. Bunu bekliyorum arkadaşlar. Lisansta ön lisansı orta öğretimde çıkma ihtimali yüksektir. Tarihi Yemin kimin eseridir? Utbi arkadaşlar. Avicenna kimdir? İbn Sina. Artık bunu bilmeyen yoktur arkadaşlar. Her yerde çıkıyor. Avicenna siz de bilin arkadaşlar. Bilmeyenler varsa İbn Sina'dır. Siham-ı Kaza kimin eseridir? Nefi arkadaşlar. Siham-ı Kaza Nefi'nin eseridir. Yavuz Sultan Selim tarafından türbesinin onarıldığı kişi kimdir? Muhiddin Arabi. Yavuz Sultan Selim Muhiddin Arabi'nin türbesini onarıyor arkadaşlar bilelim. İlk resim sergisini kim açmıştır? Şeker Ahmet Paşa. Sanayi Nefisleri Mektebi'nin kurucusu Osman Hamdi Bey'dir arkadaşlar. Bu ikisini bilelim. İlk devlet matbaası kim zamanda açılmıştı? 3. Selim Matbaa Amire. Kendi ekmeğini yaptıran ilk padişah Abdülaziz. Avrupa'ya ilk kez öğrenci gönderen padişah 2. Mahmut'tur arkadaşlar. İlk defa yurt içi gezisine çıkan 2. Mahmut'tur arkadaşlar. İlk defa yurt dışı gezisi ise Abdülaziz. Arkadaşlar yurt içi 2. Mahmut, yurt dışı Abdülaziz. Resmini devlet ayranı astıran 2. Mahmut arkadaşlar. İlk resmi gazete hangisidir? Takvimi Vekayı 2. Mahmut zamanı arkadaşlar. Bilelim. İlk özel gazete Tercüman-ı Ahval Abdülmecid dönemi arkadaşlar. Devam edelim. Türkiye'nin ilçesi olarak bilinen ve 2020 yılında vefat eden kişi kimdir? Oruç Ağroba. TMD nöbetçi bakan uygulamasında ilk hangi bakan nöbeti almıştır? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk arkadaşlar. Ölmeye yatmak, Fikrimin İnce Gülü, Bir Düğün Gecesi, 3-5 kişi eserleri kime aittir? Adalet Ağaoğlu. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı'na kim getirmiştir arkadaşlar? Burhan Üstün. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı kim seçer arkadaşlar? Anayasa Mahkemesi seçer. Şarika Ercümen'in Paris'i de aşağı 90 metre sınırını aşarak kadınlarda dünya rekorunu kırdığı mağaranın adı Gilindia Mağarası arkadaşlar. Mersin'de bilelim arkadaşlar. Mersin'de olduğunu bilelim. 90 metre sınırını aşarak kadınlarda dünya rekorunu kıran kişi Şarika Ercümen. Soru böyle de gelir arkadaşlar. Toplu taşımayı ücretsiz yapan ilk ülke hangisidir? Lüksemburg. Türkiye'nin yeni tip denizaltı projesinin ilk denizaltısı Piri Reis'tir arkadaşlar. Yeni tip denizaltı projesinin ilk denizaltısı. 2021 Interpol toplantısı nerede yapılacaktır? Türkiye. 2017 referandumun sonunda en yüksek devlet memuru hangi birimdir? Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı arkadaşlar. 2025 yılında sigarayı tamamen yasaklayan ülke İsveç'tir. Yasaklayacak olan ülke İsveç'miş arkadaşlar. 2019 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne seçilen yargıç Saadet Yüksel'dir. Bulaşıcı bir hastalığın neden, nereden kaynaklandığı ve bulaşma şeklinin araştırmasına filyasyon denir arkadaşlar. İkinci Mahmut zamanında İstanbul'da karantina asansörü olarak kullanılan yer Kız Kulesi, Kırmızı Periler Diyarı olarak bilinen Narman, Narman Peri Bacaları hangi ilimizdedir? Erzurum arkadaşlar. Kırmızı Periler Diyarı olarak bilinen Narman Peri Bacaları. Erzurum arkadaşlar. En uzun süre yürürlükte kalan anayasamız 1982 anayasası arkadaşlar. Eskiden 1924 artık 1982 onu geçti. Bilelim. Kişinin adını ve soyadını değiştirmek için hangi mahkemeye başvurması gerekir? Asliye Hukuk Mahkemesi'ne.
Bu da bugünlerde birçok kişi adını ve soyadını arkadaşlar. Onun için sorma ihtimali yüksek. Makalat adlı eser kimindir? Hacı Bektaş Veli. Milletler Cemiyeti ilk temsilcimiz Cemal Rüştü Taray. NATO'daki ilk daimi temsilcimiz Fatih Rüştü Zorlu'dur arkadaşlar. Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki ilk şehidimiz kimdir? Cengiz Topen. Hangisi Cumhurbaşkanı kararıyla atanır? Vali arkadaşlar. Cumhurbaşkanı kararıyla vali atanır. Cumhurbaşkanı onayıyla kaymakam atanır arkadaşlar. İçişleri Bakanı teklifiyle onay alan kaymakamdır. Cumhurbaşkanı kararıyla vali atanır arkadaşlar. Bu ikisi arasındaki ayrımı bilelim. Düşmeyelim. Güzel bir soru. Yıldız yapmaya çalıştım ama yapamadım. İstiklal Marşı ilk hangi anayasada yer almıştı arkadaşlar? 1982 anayasasında yer almıştı. Peki Ankara başkent olmasının anayasal hükme bağlandığı anayasa hangisidir? 1923'te Ankara başkent 13 Ekim 1923'te Ankara başkent ilan ediliyor ama 1924 anayasasında yer alıyor arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Bu sıralamalarda da yapma ihtimali yüksek arkadaşlar. 13 Ekim 1923'te Ankara başkent oldu. 24 Anayasası'nda yer aldı. Türk vatandaşlığını ispatlamada hangisiyle yapılmaz? Arkadaşlar nüfus kayıtlarıyla yapılır, nüfus cüzdanıyla yapılır, pasabanla yapılır, pasaportla yapılır. Ehliyet yapılmaz arkadaşlar. Türk vatandaşlığı ispatlama ehliyet yapılmaz. Ama bunlarla yapılır. Aşağıdakiler hangisi Cumhurbaşkanı'na bağlı olan kurulan ofislerden biri değildir? Arkadaşlar yatırım Cumhurbaşkanlığına bağlı yatırım ofisi Cumhurbaşkanlığına bağlı kurulan ofislerden biridir. Finans ofisi aynı şekilde. İnsan kaynakları ofisi aynı şekilde. Dijital dönüşüm ofisi aynı şekilde arkadaşlar. Ama eğitim ve kültür ofisi yok. Şu dördünü bilelim arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan ofisler. Yatırım ofisi, finans ofisi, insan kaynakları ofisi ve dijital dönüşüm ofisi. Aşağıdakilerden hangisi mahalle idare değildir? Arkadaşlar mahalle. Mahalle mahalli idare değildir. Köy mahalli idaredir. Belediye mahalli idaredir. Ama mahalle mahalli idare değildir. İsimden düşmeyin arkadaşlar. Lozan Antlaşması'nın ilk kez hangi dergide yayınlanmıştır? İlk yazmayı unutmuşum. Düstur arkadaşlar. Lozan Antlaşması ilk kez Düstur dergisinde yayınlanmıştır. 2020'de hangi ABD'li basketbolcu Türk vatandaşlığı almıştır? Shane Larkin. Şanlarken arkadaşlar çıkabilir. Türkiye'nin yerli olarak geliştirilecek ve bu alandaki yeteneklerimizi daha da ileri götürmeyi amaçlayan ilk haberleşme uydusu projesi hangisidir? TürkSat 6A. İlk haberleşme uydusu projesi arkadaşlar. Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, CRS-14 görevi olarak uluslararası uzay istasyonunun pek çok farklı kargo taşıyan Falcon 9 roketinin yüklerinden biri olan Türk uydusu hangisi? UBAKUSAT. Türk uydusu arkadaşlar. Işık seviyesinin gürültü ölçümünü gerçekleştiren Türk bilim insanı kimdir? Kusura bakma konuşamadım. Işık seviyesinin gürültü ölçümünü gerçekleştiren Türk bilim insanı Mete Atatürk'tür arkadaşlar. Haziran 2021'de düzenlenen Uluslararası Göç Film Festivali'nde en iyi uzun metraj filmin ödülünü kazanan film Sama için. For Sama. For için demek zaten arkadaşlar. Jüride Nuri Bilge Ceylan vardı arkadaşlar. Onu da bilelim. Koronavirüsle ilgili bilgileri hemen bir kısaca tekrarlayalım. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştır. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'dır. Doktor Li Wenling virüse tanıyı konan ilk kişidir. İlk kez immün plazma terapisi İnan Üniversitesi'nde yapılmıştır. Türk ışını tedavisini ilk defa Diyarbakır'da uygulandı. Üretilen ilk yerli solunum cihazının ismi Sahra'dır. Koronavirüs kelimesini yasaklayan ülke Türkmenistan'dır. Virüsten dolayı NATO'dan yardım isteyen ilk Avrupa ülkesi İspanya'dır arkadaşlar. Pandemi ilan eden kuruluş WHO, Dünya Sağlık Örgütü'dür. Covid-19'dan ölen ilk asil olarak tarihe geçen İspanyol Prenses, Kızıl Prenses Maria Teresa'dır arkadaşlar. Maria Teresa. Koronavirüs salgınına karşı ABD geliştiren aşının uygulandığı ilk kişi Jennifer Haller. Covid-19 örnek alma setini ilk üreten üniversitemiz Sakarya Üniversitesi.
Nisan 2020 tarihinde COVID-19 testiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'tır arkadaşlar. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk etkin olan Profesör Doktor Demir Tarçınoğlu'nun ismi Ok Meydanı Eğitim Araştırma Sitesi'ne verilmiştir. Arkadaşlar ben hızlı bir şekilde okudum. Siz zaten bunu indirip bir de kendi çalışmanız lazım. Sınava birkaç gün kala mutlaka gözden geçin arkadaşlar. Koronavirüs danışma hattı 184'tür. Türk Hava Kuvvetleri Çin'den 34 Türk, 7 Azerbaycan, 7 Gürcü ve 1 Arnavutluk vatandaşını Türkiye'ye getirmek için operasyonu gerçekleştirdi. Uçağın ismi Koca Yusuf'tur. Mayıs 2020'de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Feriha Öz'ün ismi İstanbul Sancaktepe'de açılan acil durum salgın hastanesine verilmiştir. Feriha Öz'ün ismi İstanbul Sancaktepe'de açılan acil durum salgın hastanesine verilmiştir. Koronavirüs nedeniyle vefat eden ilahiyatçı yazarımızın ismi Ömer Döngeloğlu'dur. İstiklal Marşı ile ilgili bilgiler arkadaşlar. Burası da İstiklal Marşı. Yazma fikrini ilk kez İsmet İnönü ortaya atmıştır. Marif Vekaleti yani Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yarışma düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy yarışmadan kazandığı parayı Davul Mesai'ye bağışladı. Açık Söz gazetesinde yayınlandı. Şebir Eşraf dergisinde yayınlandı. Mehmet Akif Ersoy'un çıkardığı dergide arkadaşlar. Şebir Reşat. İslam Marşı'na devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra kabul edildi. Hatta Birinci İnönü Savaşı'nın sonuçları milat olarak kullanmıştı. Oradaki İstiklal Marşı'nın kabulüydü. İkinci İnönü Savaşı sırasında okundu. Taceddin Dergahı'nda yazıldı arkadaşlar. Mehmet Akif Ersoy tarafından. Hamdullah Sufi Tanrı Öber tarafından TM'de okundu. Arkadaşlar çok güzel bir soru olur. Hamdullah Sufi Tanrı Öber tarafından TM'de okundu. İlk bestesi Rıfat Çağatay'dır. Günümüzdeki bestesi Osman Zeki Üngör'dür. İlk defa 1982 Anayasası'nda yer aldı. Atatürk'ün isteğiyle Türkiye'ye çağrılıp üniversite reformu ile ilgili rapor düzenleyen İsviçreli profesör, üniversite reformu yapan İsviçreli profesör Albert Michel. Türkiye'de müzik kurumları için rapor hazırlayan kişi kimdir? Paul Hindemith. Bilgin Hükümdar Devleti olarak bilinen devlet hangisidir? Timur Devleti arkadaşlar. Bilgin Hükümdar Devleti, Timur Devleti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karar ile Milli Park olma özelliğinden çıkarılan park, Göreme Milli Park. Çok güzel bir soru olabilir arkadaşlar. Yıldızlar güzel attık. Doğal sit alanı ilan edilen Özlüce Saçlık Tepe hangimizdir? Özlüce Saçlık Tepe. Özlüce Saçlık Tepe Muğla'da arkadaşlar. Tarihçilerin kutbu olarak bilinen kişi Halil İnalcık. Anadolu'nun ilk Türk camisi olarak Selçuklu eseri hangi camidir? Ebu Menüçer Camii arkadaşlar. Anadolu'nun ilk Türk camisi olan Selçuklu eseri cami Ebu Menüçer Camii. Fethi Mübin olarak bilinen gelişme İstanbul'un fethidir. Aslan Mehmetçik şiiri kime aittir? Zeytinler Hareketi için marş haline getirmiştir arkadaşlar. Ramazan Pamuk. Aslan Mehmetçik şiiri kime aittir? Ramazan Pamuk. Osmanlı'da ilk dini nitelikli isyan Şeyh Bedrettin isyanıdır arkadaşlar. Birinci Mehmet. Silahlı saldırı sonucu öldürülen Rus Büyükelçisi Andrei Karlov'dur arkadaşlar. Şeyh Bedrettin 1. Mehmet zamanı çıkarmıştır arkadaşlar. Onu da bilelim. Silahlı saldırı sonucu öldürülen Rus Büyükelçisi Andrei Karlov. Vatan şairi olarak bilinen kişi namı Kemal'dir. TÜSİAD Başkanı kimdir? Simon Karlovski. Türkiye'nin en uzun mağarası hangi mağaradır? Pınargözü Mağarası, Isparta arkadaşlar. Pınargözü Mağarası'nın Isparta olduğunu da bilelim. Türkiye'nin en uzun mağarası arkadaşlar. Dünyanın gözü olarak bilinen Kerit volkanik krater gölü İzlanda'dadır. World of Children Vakfı tarafından çocuk hakları Nobel'ine layık görülen doktorumuz Üstün Ezer'dir.
Japonya'da yapılacak olan 2020 Olimpiyat oyunlarında verilecek madalyaları üretmek için geri dönüşümde kullanacak olan malzemeler cep telefonudur. Çok güzel bir güncel arkadaşlar. Japonya'da 2020 Olimpiyatlarında verilecek madalyaları üretecek geri dönüşümde kullanacak malzeme cep telefonlarıdır. Şurada bir tane daha sorum var. Evet. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı kimdir? Serdar Hüseyin Yıldırım. Serdar Hüseyin Yıldırım. Türkiye Uzay Ajansı nerededir? Ankara'dadır arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet'in belli niye yaptırdığı portresini satın alan belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Arkadaşlar 20 dakika oldu. Burada bitirelim. İkinci güncel tekrarımızı da hemen yapıp onun da PDF'ini alta atacağım arkadaşlar. İyi çalışmalar. Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Güncel tekrar 2 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Yani şuralara takılmayın arkadaşlar. Hazırladığım slaytlardan kopyaladığım için öyle olmuş. Şu siyahlardır. Bunları PDF olarak videonun altına paylaşacağım arkadaşlar. Buradan alabilirsiniz. Tüm güncelleri güncel tekrar 1, güncel tekrar 2 videosuyla birleştireceğim arkadaşlar. İnşallah faydalı oluruz. Sınavda ön lisans ve orta öğretime giden arkadaşlara başarılar diliyorum şimdiden. Başlayalım. Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli hangisidir? Gerede Tüneli. En uzun içme suyu tüneli arkadaşlar. Gerede Tüneli. Hollywood Şöhret Yolu'nda ismi yazılı olan ilk Türk kimdir? Doktor Mehmet Öz. Ülkemizde enerji sıralaması değişti arkadaşlar. Eskiden bir de doğalgaz vardı. Artık kömür var arkadaşlar. Taş kömürü ve lignit beraber kömür olarak düşünüldüğü zaman birinci sırada kömür var. 2 HES, 3 doğalgaz, 4 rüzgar, 5 jeotermal, 6 güneş arkadaşlar. En az enerji güneşten elde ediliyor. Onu da bilelim. Jeotermalden sonra arkadaşlar. Hani biri biliyoruz ama en sonunda bilmemiz lazım. Türkiye'nin ilk güzel güneş enerji santrali hangi gölün üzerindedir? Büyükçekmece. Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 660 metre U23 rekoru kıran atletizmci kimdir? Mizginay. U23 dediği zaman aklınıza Mizginay gelsin arkadaşlar. 2020 Nisan ayında Türkiye'de ilk immün plazma tedavisi hangi üniversitede yapılmıştır? İnönü Üniversitesi arkadaşlar. İlk immün plazma tedavisi İnönü Üniversitesi. 1,2 milyar dolarlık borcunu ödeyemediği için iflas ettiğini açıklayan ülke Lübnan'dır. 2019-2021'de en çok turist ağırlayan ülke Fransa'dır arkadaşlar. Günümüzde Karata Türkleri olarak yaşayan eski Türk devleti hangisidir? Hazarlar. Tarihte çıkabilir arkadaşlar. Güzel bir soru. Çıkma ihtimali yüksektir. Karata Türkleri Hazarlar arkadaşlar. 2020 Şubat ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tanıtılan ilk yerli otomotiv Günsel'dir. Dünyanın pırlantası olarak bilinen Kurtuba nerededir? İspanya arkadaşlar. İlk yerli otomobilin ismi Tow'dur. Arkadaşlar bilelim onu da. Bursa'da üretilecektir. Onu da bilelim. Toprak Dede olarak bilinen Tema Vakfı kurucusu kimdir? Hayrettin Karaca. Karadeli'nin fotoğrafı çekildi arkadaşlar, biliyorsunuz. Bir tane fotoğraf çekildi. Onun ismine Karadeli'ye verilen isim Povevi arkadaşlar. Türkiye'nin ilk interaktif çizgi filmi hangisidir? Hapşu. Avrupa'nın havası en kirli kenti Üsküp'tür. Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudilerin bir arada yaşadığı üç kültür şehri hangisidir? Toledo, İspanya. 2020 yılında İspanyol spor gazetesi Marca internet sitesinde dünyanın en güzel bayrağı anketi yarışmasında birinci olan ülke Türkiye'dir arkadaşlar. Dünyanın en güzel bayrağı. Arkadaşlar gazetenin ismini de sorabilir. İspanyol spor gazetesi Marca'dır. Dünyanın en genç başbakanı kimdir? Sanna Marin Finlandiya'nın arkadaşlar. Finlandiya'nın başbakanı Sanna Marin. 11. Kalkınma Planı hangi yılları kapsamaktadır? 1900 neresi ya? Arkadaşlar sabahtan video çekiyorum, bundan dolayı kusura bakmayın. 2019-2023 arkadaşlar. Soru 2019-2023 yılına uygulanan kalkınma planı 11. kalkınma planı arkadaşlar. Tersten de sorabilir, böyle de sorabilir. İkisine de dikkat edelim. Toplum Sözleşmesi kimin eseridir?
Jean Jacques Rousse. Bu JJ diye gelir arkadaşlar. Daha çok böyle verirler. Şu şekilde verirler. Bilelim. İlk Cumhurbaşkanı yardımcısı, Cumhurbaşkanı yardımcısına seçilen ilk kişi, pardon, Cumhurbaşkanı yardımcılığına seçilen ilk kişi Fuat Oktay'dı arkadaşlar. Arkadaşlar 60 dakikada video çekiyorum, onun için kusura bakmayın, kelimeleri yutuyor olabilirim. Siz zaten bunların PDF'ini indirip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Dünyada ilk defa Türk ışınlı tedavisi uygulayan şehrimiz Diyarbakır. Haziran 2020 yılında Libya'da Takura kentinin en önemli caddesine ismi verilen Osmanlı padişahı kimdir? Kanuni Sultan Süleyman. Kenti bilelim arkadaşlar. Takura kentinin en önemli caddesine Kanuni Sultan Süleyman ismi verildi arkadaşlar. Libya. Türk mühendisliği tarafından üretilen yerli ve milli tünel açma makinesinin adı Lale'dir. Hatay'ın ana vatana katıldığı sırada Türkiye'de başbakanlığı yapan devlet adamı Refik Saydam'dır arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Düşürücü bir soru. Zor bir soru. Refik Saydam. Hatay'ın ana vatana katıldığı sırada Türkiye'de başbakanlığı yapan devlet adamı Refik Saydam. Dünyada ilk defa yüzer nükleer güç santrali hangi ülkededir? Rusya arkadaşlar. Bir geminin üzerinde. İlk kalıp para Kayme hangi yıl basılmıştır? 1840 Abdülmecit. Covid-19'dan ölen ilk asil olarak tarihe geçen İspanyol Prenses Kızıl Prenses Maria Teresa'dır arkadaşlar. Slovenya'da bir çocuğu teleferikten düşmekten kurtaran Slovenya'da kahraman ilan edilen kayakçımız Sıla Kara'dır arkadaşlar. Bekliyorum bu soruyu. Babil tarihi sit alanı hangi ülkededir? Irak. Amerika Ulusal Bilimler Akademisi'ne üye olarak seçilen ilk ve tek Türk bilim insanı kimdir? Profesör Doktor İvet Bahar. Onu bekliyorum arkadaşlar. İstiklal Marşı ilk kez hangi anayasada yer almıştır? 1982 Anayasası'nda. Ankara'nın başkent olması 1924 Anayasası'nda yer almıştır arkadaşlar. En çok uydusu olan gezegen Satürn, sat bitmez diye kodlamıştık. 2020 İslam dünyası kültür başkentleri neresidir? Kahire ve Buhara'dır. Kültür başkentleri arkadaşlar, İslam dünyası kültür başkentleri. Koronavirüs salgına karşı ABD'de geliştirilen aşının uygulandığı ilk kişi Jennifer Haller'dır arkadaşlar. TANAP projesinin Avrupa bağlantısı hangi ilimizden yapılacaktır? Edirne. Bu soruyu da bekliyorum arkadaşlar. TANAP projesinin Avrupa bağlantısı hangi ilimizden yapılacaktır? Edirne. Türkiye'de ilk bor karbür tesisi hangi ilimizdedir? Balıkesir arkadaşlar. 2019-2020 yılı Toto Süper Lig sezonunun ismi nedir? Cemil Usta. Lakabı Dozer'dir arkadaşlar. Cemil Usta sezonu. 2019-2020 yılı Toto Süper Lig sezonu. Covid-19 örnek alma setini ilk üreten üniversitemiz Sakarya Üniversitesi. Afrika kıtasının en yüksek dağı Kilimanjaro. Peki Kilimanjaro'nun zirvesine Türk bayrağını diken Türk dağcımız kimdir? Doğan Can. 2020 Şubat ayında ölüm medeği adı verilen 11 milyon yıllık dinozor fosili hangi ülkede bulunmuştur? Kanada arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Ölüm meleği, 11 yıllık dinozor fosili Kanada. Dünyanın ilk beyin bypass ameliyatını yapan Türk doktor Gazi Yaşargir. Ilısu Barajı göl tabanından çıkarılarak 2 kilometre taşınan eser Zeynep Türbesi'dir. Peki Akkoyunlar'dan günümüze kalan tek eser hangisidir? Zeynep Türbesi arkadaşlar. Zeynel Bey Türbesi. Ilısu Barajı'nın altında kaç taşındı. Akkoyunlardan kalmış arkadaşlar. Oxford sözcüğüne giren sözcük simit. Almanya sözcüğüne giren kelime inşallah. Karıştırmayın arkadaşlar. Almanlar çok fazla inşallah. İnşallah derler ya. Oradan aklınızda kalsın. Almanya sözcüğüne girdi. Oxford sözcüğüne giren sözcük de simittir arkadaşlar.
Nisan 2020 tarihinde Covid-19 tesisiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'tır. 2020 yılı Dünya Kitap Başkenti Kuala Lumpur, Malezya'dır. Arkadaşlar 2020 Dünya Kitap Başkenti Kuala Lumpur, Malezya. 2021 yılı Dünya Kitap Başkenti Tiflis, Gürcistan arkadaşlar. 2020 ile 2021'i karıştırmayalım arkadaşlar. Dikkat edelim. Portakal çiçeği karnavalı hangi ilimizdedir? Adana. 2020 yılında Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici listesine eklenen yerler. Arkadaşlar coğrafyada da çıkabilir. Burayı bilelim. Diyarbakır, Zerzadım Kalesi ve Nitrum. Ankara, Beypazarı Tarihi Kenti. Kayseri, Koramaz Vadisi. İzmir Tarihi Liman Şehri. Osmaniye, Karatepe Aslantaş Arkeolojik Alanı. Arkadaşlar coğrafyada şunu verir. Nerededir diye sorar. Beypazarı, Ankara, Zerzeman Kalesi, Diyarbakır, Koromaz Vadisi, Kayseri. 2020 Avrupa Spor Kenti neresidir? Çorlu, Tekirdağ. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim olan Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nun ismi hangi hastaneye verilmiştir? Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne. 2020 yılı Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası nerede yapılacaktır? Sakarya'da arkadaşlar. Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası Sakarya'da. Ordusu olmayan tek NATO ülkesi İzlanda. Almanya'da Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı'na seçilen kişi Belit Onay'dır arkadaşlar. Bunu bekliyorum. Dünyanın en yüksek şelalesi hangisidir? Anger Şelalesi, Venezuela arkadaşlar. Çok çıkar denemelerde, soru bankalarında. Bilelim arkadaşlar. 500 yıl aradan sonra 2020 yılında ezan okunan İspanyol şehri Granada'dır. Granada. 2020 Haziran ayında Ilısu Barajı'nın ismi ne olarak değiştirmiştir? Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı. Birleşmiş Milletler 2020 ne yılı ilan etti? Farabi yılı. Şubat 2020'de UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi listesine adını yazdıran Sis-Pi ustası Halime Özke. Güzel soru. Türkistan Milli Birliği kurucusu Zeki Velidi Togan. Tarihte de çıkabilir. Üç tarzı siyaset kimin eseridir? Yusuf Akçura. Guernica tablosu kime aittir? Picasso. Dilde fikirde işte birlik kimin sözüdür? İsmail Gaspıralı. Gazap Üzümleri eseri kime aittir? John Steinbeck. 1930'lu yıllarda Modern Zamanlar adlı filmde rol alan oyuncu Charlie Chaplin. Güverlik kuramı izafiyet teorisi Albert Einstein'a aittir. Türkiye'de ilk internet bağlantısı hangi üniversitemizde gerçekleştirdi? ODTÜ. İlk internet bağlantısı. İnternet ağının ismi ARPANET. Pardon arkadaşlar. Türkiye'de ilk TV yayını hangi üniversitemizde gerçekleştirmiştir? İTÜ arkadaşlar. Burayı tekrar ediyorum arkadaşlar. Türkiye'de ilk TV yayını hangi üniversitemizde gerçekleştirmiştir? İTÜ. İlk bilgisayarın ismi nedir? ENIAC. Bilge lider olarak tanınan devlet adamı Aliya İzzet Begoviç. Dünyanın en çok ülkeyle sınır komşusu olan ülke Çin'dir arkadaşlar. Dünyanın en çok döviz rezervine sahip olan ülke yine Çin. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ili hangisidir? Zonguldak arkadaşlar. Kanunların Ruhu üzerine adlı eser kime aittir? Montex. Kanunların Ruhu arkadaşlar çıkabilir. Montesquieu. 7 Temmuz 2020 tarihinde hangi ülke Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrıldığını açıklamıştır? ABD arkadaşlar. Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrıldı. 12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'na ev sahipliği yapan il İstanbul'dur arkadaşlar. Ayasofya kimin döneminde yapıldı? Justinianus döneminde yapıldı arkadaşlar. Justinianus.
Ayasofya kaç yılında yapıldı? 532, 537 arkadaşlar. Ayasofya ilk ne zaman camiye çevrildi? 1453 İstanbul'un fethiyle camiye çevrildi arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul fethedilince Ayasofya camiye çevrildi arkadaşlar. Ayasofya ne zaman tekrardan camiye çevrildi? Sonra 1935 yılında hükümet kararıyla tekrar müzeye çevriliyor. Daha sonra Ayasofya ne zaman tekrar camiye çevrildi? 10 Temmuz 2020 tarihinde Danıştay kararıyla tekrar camiye çevriliyor arkadaşlar. Ayasofya Müzesi'nin adı 2021'de ne olarak değiştirildi? Ayasofya'yı Kebir Cami. Ayasofya'nın anlamı nedir? Kutsal bilge, ilahi bilgelik. Kutsal bilge, ilahi bilgelik. CERN tarafından düzenlenen yarışmada 500 proje arasında finale kalan öğrencimiz Markus Acar'dır arkadaşlar. CERN tarafından düzenlenen yarışmada 500 proje arasında finale kalan öğrencimiz Markus Acar. 2020'de dünyanın en hızlı klavye yarışmasında 0-12 yaş aralığında dünya şampiyonu olan gururumuz kimdir? Nisa Maya Tunçoğlu, yetişkinlerdir Celal Aşkın. Siperden mektup okuyan askerler tarosu kime aittir? Hikmet Onat'a aittir. Ayasofya Camii hangi kuruma devredilmiştir? Diyanet İşleri Başkanlığı'na. Kalem güzeli olarak adlandırılan ilk Türk hattat Amasyalı Yakut'tur. Hattatların biri olarak adlandırılan ilk Türk hattat ise Şeyh Hamdullah'tır arkadaşlar. Kalem güzeli Amasyalı Yakut, hattatların piri Şeyh Hamdullah'tır arkadaşlar. Türkiye'nin en yüksek köprüsü olarak açılışı Siirt'te gerçekleştirilen köprü Beğendi Köprüsü'dür. 2019 TÜİK verilerine göre en fazla ithalat yapılan ülke Rusya'dır. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya'dır arkadaşlar. İthalat yaptığımız doğal gaz arkadaşlar. Mineral yağlar diye geçiyor. İhracat da otomotiv parçaları arkadaşlar. Bunları bilelim. Asmalı arkadaşlar. Biz de yorulduk. Uzayda en uzun süre kalan kadın astronot kimdir? Christina Koch. Erkek astronot ise Gennady Padalka arkadaşlar. Christina Koch'u bilirim arkadaşlar. Kadın astronot. Türkiye'de Barbie'nin 2020 rol modeli seçilen milli yüzücümüz kimdir? Sümeyye Boyacı. Genelkurmay Başkanlığı hangi bakanlığa bağlandı? Milli Savunma Bakanlığı'na. Şurada bir soru daha kaldı herhalde. Zümrüt Anka ödülleri hangi kuruluş tarafından verilir? Yeşilay. Pardon. 2020 yılında göstermeye giren Türkiye'nin ilk yerli süper kahraman animasyon filmi Efsane Takım Bilim Kahramanları arkadaşlar. Güzel bir soru. Arkadaşlar siyasi partiler mali yardım alabilmek için genel oylamada %3 oy almaları lazım. Cumhurbaşkanı adayı gösterebilmek için %5 oy almaları lazım. Meclise girebilmeleri için %10 oy almaları lazım arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biz de yorulduk. 1,5 saat video çekiyoruz arkadaşlar. Bunları paylaşacağız. PDF'leri de videoların altına vereceğiz. Oradan indirebilirsiniz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kolay gelsin. Abone olmayı unutmayın.